Türkiye'nin ekonomisinin iyi mi kötü mü olduğunu anlamak için ekonomist olmanıza gerek yok. Uzman bir ekonomist size yarın ne olacağını söyler ve bundan nasıl kurtulabileceğinizi söyler. Dinlerseniz tabii. Dinlemezseniz yapacak bir şey yok. Türkiye'nin ekonomisi ama pik yapıyor. Ülkenin başındaki zat, şahsım Cumhurbaşkanımız ekonomimizin pik yaptığını, bu yüzden de saldırıya maruz kaldığımızı söylüyor. Dolar 1 dolar 7.55 Türk lirası, euro 8.95 Türk lirası. İyi de ekonominin tek göstergesi dolarla euro mudur derseniz, salgın döneminde işsiz kalan yüze yakın müzisyen yaşamına son verdi. Bu haberi duydunuz mu? Televizyonlarda paylaştılar mı? Gazetelerde okudunuz mu bu haberi? Türkiye'den 100 müzisyenden bahsediyorum. 100'e yakın müzisyenden bahsediyorum sevgili izleyenler. Müzik Senin verilerine göre pandemi başladığından bu yana intihar eden müzisyenlerin sayısı 100'e yaklaşmış. Müzik aletlerini satarak eve ekmek götürmeye çalışan müzisyenler var. Pandemi sonrası ne yapacaklarını düşünemiyorlar. Bu insanların sigortaları yapılmadığı için hiçbir güvenceleri de yok. Ne bugüne ne de geleceğe güvenle bakabiliyorlar. Bu müzisyenleri aç bırakıp, işsiz bırakıp, hiçbir destek vermeyip, bırakın karşılıksız hibeyi, kredi imkanı bile sağlamıyorsunuz. Neden? Bankalar kredi vermiyor. Neden? Sigortaları yok bu insanların. Hadi aldılar krediyi, nasıl geri ödeyecekler? İş yok. Kendi yandaş sanatçılarınıza, sanatçı bozuntularınıza, müsveddelerinize, oralarda buralarda dev konserler düzenliyorsunuz. Çıkıyorlar, güzel paralar alıyorlar. Çok güzel. Peki bu insanlar ne yapacak? Miting düzenliyorsunuz, çay atıyorsunuz. Açılışlar, düğünler, müğünler devam ediyor gümbür gümbür. Size bir şey olmuyor. Düzenli test yaptırıyorsunuz çünkü. Eğer dolarla euronun yükseldiği yerler, ulaştıkları rakam, ekonominin durumu hakkında size net bir fikir vermiyorsa, buna bakarak net bir fikir edinebilirsiniz. Tabii aklınızla bakarsanız, vicdanınızla bakarsanız, başka bir tarafınızla bakarsanız hiçbir şey umurunuzda olmaz. Ekonominin gerçekten pik yaptığını düşünebilirsiniz. O zaman bol bol pik yaparsınız. Biz verileri gizlesek nereden bileceksiniz? Tabi burada iki anlam var. Biz verileri gizlemiyoruz. Kendimize güveniyoruz. İkinci anlam ne biliyor musun? Nereden bileceksiniz? Nasıl öğreneceksiniz? Nereden teyit edebileceksiniz? Bağımsız bir denetim mekanizması mı var? Soru soran gazeteci mi var? Hakikaten nereden bileceğiz sevgili izleyenler? Gizlediklerini hissediyoruz, biliyoruz da net sayıları nasıl öğreneceğiz? Mümkün mü böyle bir şey? Bunu yazabilecek gazeteciler var mı? Bunu yazabilecek, yayınlayabilecek televizyonlar, televizyoncular var mı? Teker teker sessizliği tercih ediyorlar. Köşelerine çekiliyorlar. Kendilerini riske atmak istemiyorlar. Çünkü kendilerini riske atanların, gazetecilerin, televizyoncuların başlarına neler geldiğini hep beraber biliyoruz. Buradaki nereden bileceksiniz? Konuşan doktorlar oldu biliyorsunuz. Gidişatın hiç de iyi olmadığına dair görüntülü açıklama yaptılar. Sonra özür dilemek zorunda kaldılar. Ya da bir kadın doktoru hatırlayın, daha sürecin en başında hani umreden gelen insanlar filan hatırlıyorsunuz değil mi? Bir kadın doktor, bir hekim çalışma arkadaşlarına durumun vehametini anlatıyor. Birisi de videoya çekmiş. Yayınlandı. Ne oldu? Doktorları sindirdiniz, pes ettirdiniz, bezdirdiniz, yordunuz, yıprattınız ve öldüler. İnsanlardaki umutsuzluk, karamsarlık, inançsızlık, yarına dair hiçbir güven duyamama. Bunlar da çok önemli göstergeler. Ama Sağlık Bakanımız bununla da kalmayıp testi pozitif çıkan vatandaşları araçla evlerine bırakıyorlarmış. Bu dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir hizmetmiş. Evet, araçla bırakıyorlar. Kimisini otobüsle bırakıyorlar, kimisini vapurla, kimisini metroyla, kimisini metrobüsle, kimisini dolmuşla bırakıyorlar. Twitter'dan bilmiyorum gördünüz mü? Bu tweetin altına girin bir bakın. İnsanlar kendi yaşadıklarını yazıyorlar. Gerçekten araçla mı bırakılıyorlarmış? Gerçekten eşit, adil bir test imkanı mı sunuluyormuş herkese? Bir bakın yani. Tweetin altında gerekli açıklamalar var. Ama dediğim gibi Bakan Bey şu an şunun rahatlığını yaşıyor. Nereden bileceksiniz ya? Ha? Nereden bileceksiniz? Ne yapacaksınız? Ha? Öğreneceğinizi mi zannediyorsunuz? Velev ki öğrendiniz. 2 dakikada sizi terörist ilan etmeyeceğimiz. Ya. Yapıştırırız. Bir sürü terör örgütü var. Değil mi? Olmadı yenisini uydururuz. Ne var? Zor mu yani? Her şey iyi giderken ekonominin kötü gitmesi, yok ya bunda bir gariplik var dersiniz. Her şey iyi gidiyor. Adalet, eğitim, sağlık, toplumsal hayat, huzur, güven, her şey, insanların mutluluk seviyesi falan müthiş. Ama ekonomi kötü gidiyor. Allah Allah, bu işte var bir iş demek lazım. Böyle olabilmesi için ne olması lazım? Gerçekten işte dış güçler, işte faiz lobisi, maiz lobisi falan bir şey mi yapması lazım? Çok şükürler ettiren bir haber aldık. Oruç Reis'in işletmesi 4.7 milyon dolara Binali Yıldırım'ın arkadaşına verilmiş. En doğru adres. Bence kendisi de alabilirdi ama yoğundur o şimdi. Onun bir sürü işi var. Düşük profilli falan ama çok işi var. Kafası da çalışıyor. Bu işlerde mahir biliyorsunuz. Böyle yürütme işlerinde falan çok mahir olduğu için kendisi. Onun arkadaşına verilmiş yani. Fedakarlık bu gerçekten. Artık ülkemizin Doğu Akdeniz'deki haklı mücadelesini
Binali Yıldırım'ın arkadaşı sürdürecek Oruç Reis gemisiyle birlikte. Hepiniz rahatladınız değil mi? S-400'leri alma suretiyle, S-400'leri Türkiye'ye kurma suretiyle Türkiye boyunduruklarından kurtulmuştu. Bilmem, Sevr'in, Lozan'ın, bilmem neyin, onun bunun her şeyin boyunduruklarından kurtulmuş. Türkiye'nin makus talihi değişmiş. Bütün dünyaya meydan okuyabilecek. Artık oyun kuran bir ülkeye dönüşecekti. Vatandaşlarımız arabalarının üzerine bağladıkları borularla tur attılar şehrin içinde. Ama S-400'ler henüz aktif hale gelmemiş. Yani gelecekmiş, gelmemiş. Ama gerektiğinde getirilebilecekmiş aktif hale. Şu an aktif halde olmaması ileride de aktif hale gelmeyeceği anlamına gelmiyormuş. Yani Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması bu. S-400'ler henüz aktif değil. Çalışmalar var ama aktif değil. S-400'ün aktif hale getirilmesi konusunda yapacakları askerlerimiz bilir, izah ederler. Bu sistemi biz acil ihtiyacımız olduğu için aldık. Ne kadar acil? Yani aktif hale getirmeyecek kadar acil mi? Alalım yeter. Adamlar S-400 aldılar. Tüh ya. Aktif halde değil. Olsun, aktif halde zaten almamaları lazımdı. Aktif hale gelmesine gerek yok. Bostan korkuluğu gibi. Körüyorlar, Bostan korkuluğunu kaçıyorlar. Hareket etmesine gerek yok. Aktif olmasına gerek yok yani. Abdülkadir Selvi, AK Parti yaptığı reformlarla Türkiye'nin yasaklar ülkesi olmaktan çıkmasına hizmet verdi. Bir şey olmasına gerek yok. Sonuçta buna inanan, 7 düvele meydan okuduğumuzu zanneden, ekonomimizin gerçekten pik yaptığına inanan, bu yüzden de dış güçlerimize saldırdığını düşünen falan falan geniş bir kitle var. Abdülkadir Selvi de o kitleye hitap ediyor. O kitlenin beynine göre sinyaller gönderiyor. Bu sinyaller de onlardan biri. Gerçekten Türkiye yasaklar ülkesi olmaktan çıkmış. Bana sık yazılan cümleyi söyleyeyim mi sevgili izleyenler? Erkeksen gel bu konuştuklarını Türkiye'de söyle. Ha? Sıkıyorsa Türkiye'ye gel de konuş. Ne yapacaksınız? Hapiste çürüttüğünüz gazetecilere yaptığınızı mı yapacağınız? Sokak ortasında döveceğiniz mi? Kurşunlayacağınız mı? Ne yapacağınız? Bu nasıl bir manyaklık ya? Kendi kurduğu cümleyle ülkenin ne halde... Aynen Süleyman Soylu mantığı. Biz özgür bir ülke değiliz, biz güvenli bir ülke değiliz diye bağırıyor ya. Aynısını onların trolleri yapıyor. Ha, sıkıyorsa gel Türkiye'de konuş. Yani yasaklar ülkesi olmaktan çıkmış gerçekten. Neyse, Türkiye düzelsin. Türkiye bu karanlıktan kurtulsun. Gazeteciler, düşünen insanlar, sanatçılar, insanlar özgürce konuşsunlar, özgürce tartışsınlar birbirleriyle, efendi efendi, insan gibi. İnsanların umudu olsun yarına dair. Ömrümün sonuna kadar buradan konuşmaya razıyım. Çok samimi söylüyorum bunu. Bazı böyle zevzekler şey yazıyor. Orada öleceksiniz, orada gömüleceksiniz. Ya öldükten sonra gömüldüğüm yerim çok bir önemi yok. Yani ben nerede öldüğüme ya da nereye gömüldüğüme bakmıyorum. Nasıl yaşadığıma bakıyorum yani. Başka yerde böylesine samimi bir demokrasi bulamazsınız demiş Erdoğan. O samimiyeti hissediyor insanlar. İşkence yaptığınız insanlar hissediyor samimiyeti, o sıcaklığı. Çıplak arama yaptığınız kadınlar, genç kızlar hissediyor. Tacize, tecavüze uğrayan kadınlar, çocuklar hissediyorlar o samimiyeti. Bir de o samimiyeti en çok suçlular hissediyor. Çok rahatlar, çok huzurlular. Çok huzur, çok rahatlar. Hiçbir yere gitmelerine gerek yok. Başka yerde böylesine samimi bir demokrasi bulamayız. Başka yerde örneği olmayan sıcak demokrasinin sıcaklığını binlerce kilometre öteden hisseden Uygurlar var bir de, biliyorsunuz. Onlara da hissettiriyorlar. Türkiye 2019'un başından beri yüzlerce Uygur'u tutuklayarak sınır dışı merkezlerine göndermiş. Erdoğan Türkiye'yi Çin'e bağımlı bir ülkeye dönüştürüyor. Yani düşünün, güveniyorsunuz, bir umut geliyorsunuz. Kardeş ülke falan diye değil mi? Geliyorsunuz bir umut Türkiye'ye, sığınıyorsunuz. İltica ediyorsunuz. Normalde teslim edilmemeniz lazım. Ben ülkemdeki adalete güvenmiyorum. Ülkeme dönersem işkence göreceğimi düşünüyorum. Adil yargılanma olmadan hapse atılacağımı düşünüyorum. Daha kötüsü beni öldürebilirler orada. Yani bunlar çok haklı gerekçeler. Ülkenizde size istedikleri kadar hain, terörist, ajan, bilmem ne falan filan desinler. Var öyle ülkeler. Azıcık demokrasi, azıcık hukuk olan yerlerde size o güveni veriyorlar. İşte Uygurlular da Türkiye'ye gelmişler. Nereden bilsinler garibanlar? Nereden bilsinler gariplerim? Nereden bilecekler Türkiye'de adaletin, hukukun, tecavüzcüleri, katilleri, hırsızları koruduğunu nereden bilsinler? 3-5 milyar dolara Uygur'daki milyonlarca insanın, Sincan'daki milyonlarca insanın kaderini Çinlilere sattıklarını nereden bilsinler? Onlar da zannettiler ki, lan adam güzel Kur'an okuyor, namaz kıldırıyor, dindar falan dediler belki de. Sadece o açıdan baktıklarında ama adam çok güzel Kur'an okuyor diyorlar. Evet, ama çok üzgünüm yani Uygurlar için. Allah yardımcılar olsun. İnşallah kısa sürede bu dertten kurtulurlar diyorum ama şu an dünya siyasetinin gittiği yer, dünyadaki ırkçılığın, ayrımcılığın, nefretin ulaştığı nokta hiç de parlak değil. Hiç de umut vermiyor bana, bize, size. Ama Türkiye'nin de durumu budur. Türkiye'ye kendisine sığınan mazlumları
Çin'e satmaktadır.